Yan haritada yani bir sonraki haritada coğrafi hatlarını göreceğiz. E, ilaveler yine yapabiliriz. Evet. Burada aslında hemen şu Orta Doğu bölgesine doğru gelirsen <laughs> evet. Mars'ın tepe noktasından aşağı iz düştüğü Jüpiter'in... Yani aslında Türkiye'nin daha güneydoğusu evet. üzerinden geçen orta e, yine Anadolu'ya yönelik bir hatta geçiyor. Güneşin yükselene denk geldiği Ankara üzerinden geçiyor. Kıbrıs üzerinden aşağı iniyor. Kızıl Denize iniyor. Şimdi tabii biz hep e, programın başından beri diyoruz ki denizlerle ilgili mücadele vesaire. Kızıl Deniz içinde bulunduğumuz günlerde askeri anlamda agresyonun bir mihenk hı hı. noktası olmaya başladı. Tabii bir taraftan bir Doğu Akdeniz olayı yıllardır konuşuluyor. Bir taraftan Ege koridoru bizim için çok önemli. Yunanistan'la 12 mil hadisemiz Karadeniz Rusya açısından çok önemli, hı hı, e, hı. bizim için zaten önemli. Bu denizlerle ilgili konuları çok gündeme getirecek olan bir ay tutulması. E, çünkü balık burcunda oluyor, e, Neptün ve Satürn'le birlikte oluyor. Tabii aynı zamanda biraz evvel dedik, özellikle petrol ile ilgili olan e, kısmına bakarsak belki petrol fiyatlarını böyle son bir yükselişi can çekişmesi olarak da görebiliriz hani yeni enerjiye teslim olmadan fosil yakıtların sonlarına doğru geldiğimiz bu süreçte. Ama Kızıl Deniz üzerinden de aşağı inen hat var o bölge. Özellikle çok dikkatimi çekti. Bir de yine İran yani İran 2024'ün önemli aktörlerinden evet, bir tanesi. Evet, evet, evet. İran astroloji haritasında Mars balık burcunda ve bu tutulma İran astroloji haritasının Mars derecesini tetikliyor askeri konuları çok gündeme getiriyor fikirleri olanlar varsa lütfen evet, kesinlikle katılıyorum yani evet. Bağdat, Yemen, Güney İran yani İran'ı çok fazla ön planda görüyoruz Lübnan'ı çok fazla ön planda görüyoruz yine Uranüs MC'nin aslında Güney Afrika'dan geçtiğini görüyoruz bence mesela Jüpiter Uranüs'ün özellikle kavuşma anını oturttuğumuzda tamamen Afrika üzerinden Jüpiter Uranüs orada çok önemli değişimlerin mesela yönetimsel evet. mesela önümüzdeki dönem Kongo Cumhuriyeti'ne bir Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir evet. seçim olacak. Aslında bu ayın içerisinde bekleniyor. Hani... Hitler hareketleri var. Evet. İsyankar <laughs> insan hareketleri evet. var o bölgede. Yani orada Amerika'nın desteklediği gruplar var. <laughs> Fransa'nın oradan çekildiğini biliyoruz. Aslında çok büyük olaylar dönüyor. Yani önümüzdeki dönem zaten her şey enerji. Enerji üzerine çalışıyor. <laughs> e, ve bence e, mesela 29 Ekim'de... Mesela 7 Ekim'de aslında e, bir e, işte... Filistin ve İsrail arasında, hı hı. yani Hamas'la İsrail arasında hani oluşan olay 7 Ekim'de başlıyor ve 29 Ekim'e gelindiğinde aslında biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken onlar aslında e, İsrail e, savunmanın başındaydı hatırladım kadarıyla. Oradaki aslında petrol e, merkezli şirketlerin kendi arasındaki anlaşmalardan bahsediyorlar. Aslında bence bu sene e, 25 Mart'taki tutulma o 8 Nisan'daki tutulma ve az önce Öner'in de söylediği gibi 18 Eylül'deki tutulma aslında oralardaki bütün bu paylaşımları o yolun ne olacağı belki oralardaki bütün bunları çok daha böyle iyice gözler, e, gözler önüne serecek. Yani önümüzdeki yani 8 dönem... Nisan'da nelere başlandıysa evet. burada Eylül ayında onun sonuçlarını göreceğiz aslında biz çok belirgin bir şekilde. Evet. Barış'ı eklemek istediğim bir şey İyi. var mı? Çok benzer bir şey söyleyeceğim. Tohumun sonuçlarının göründüğü yer burası e, ve savaş olma ihtimalini açıkçası ben de düşünüyorum Eylül ayıyla ilgili. Çünkü haritanın yedinci evine gelişi ve hani negatif diyebileceğimiz göstergelerin orada olması su kaynaklı bir deniz kaynaklı denizle ilgili bir konuyla ilgili kaynaklı bir savaşı da anlatabilir aslında. Evet. Kesinlikle evet. önemli. Peki. Ya Avrupa'da karışacak yani hani evet. Avrupa'da karışacak yani Bayağı, bayağı bir, bayağı bir kaos <laughs> var yani 2024'te. <laughs> durum ben astroloji onu evet, değil mi? Evet, evet. Oldukça isyan, evet. <laughs> ayağından evet, da Bir daha var onu da görelim. Harika Ondan de sonra, tabii bir, sonra son bir toparlama evet. yapacağız. Evet. Bu da en son 2 Ekim 2024'te gerçekleşecek olan 10 derece terazi burcuna <laughs> denk gelecek olan bir güneş tutulması. Ee, tabii Jüpiter ve Satürn arasındaki dik açı şu çizgiyle belirlediğimiz ekonomik anlamda zaten <laughs> e, önemli bir daralmayı hani hep büyüme bekliyoruz ama <laughs> bir taraftan böyle bir daralma riskini de gündeme getirebilir diye düşünüyorum. Bir taraftan da Türkiye'miz için baktığımız hani böyle bir olumlu bir şeyler var da diyen bir tarafı var ama özellikle Vladimir Astroloji, Vladimir Putin'in astroloji haritasını çok iyi takip eden birisi olarak e, terazi burcundaki bu tutulmanın Vladimir Putin'in daha fazla arka planında Alaşağı etme operasyonlarına maruz kalabileceğini, hı hı. belki bazı kendi gizli planlarında devreye çıkartacağını düşündürüyor. Bence 2024 yılında en çok konuşacağımız liderlerden birincisi Vladimir Putin olacak. Ee, pek tabii ki Amerikan seçimleri dolayısıyla, örneğin Donald Trump eğer hı hı. hakikaten e, aday, aday olur. olursa veya hı. Colorado'da işte hı. olan hadise gibi başka şeylere de maruz kalmazsa. Amerikan seçimlerine zaten konuşacağız. Çünkü terazi burcu diplomasıyla alakalı. ve hani genel anlamda politikayla alakalı ama seçim yapma özgürlüğüyle alakalı. orada böyle Amerikan seçimlerinin çok üzerinde olan bir tutulma ve gerçekten etkileyecek fikirlerinizi almak isterim. <laughs> evet yani e, yine fark ettiyseniz hep ikizler burcu yükseliyor. Yani çok fazla ikizler var. Yani evet. iletişimin, ticaretin, belki haberleşmenin bunların önem kazandığı. Ama tabii Türkiye'ye yorduğumuzda da yükselenin aslında biraz da gizli kapaklı. Geri plandan dönen olaylara da çok. Maruz kalacağımız bir dönem olabilir çünkü hani bu Ankara'nın haritası diye söylüyorum. Hı, hı. Tutu, Bizim bulunduğumuz bölge. Bizim böyle evet. bulunduğumuz Ama şeyde, tutulma da Merkür ilan. vurgulu son derece haklısın çünkü Merkürle evet. kavuşuyor. Evet. onunla kavuşuyor ve yani <laughs> burada ne dediğimizi biraz açacak olursak. Evet. Söyle. Çok teknik söyle. konuşmuş olduk. Sen söyle. Ben teknik konuşuyorum. Ee, tutulma derecesine olabilir. de Merkür çok yakın olduğu için zaten aynen Hande'nin dediği gibi Merküryen bir enaya. Yani i̇letişim, haberleşme, i̇letişim. ulaşım, hı -hı. ticaret. Hı -hı. İşte eğitim sektörü gibi bu tarz sektörler açısından çok önemli evet. bir tutulma e, ve Türkiye haritasında dördüncü evindeki bir tutulma olduğu için muhalefet partisiyle ilgili de çok önemli bir tutulma yine. Hı hı.